Bu beşinci dersimizde Kur'an-ı Kerim'de hemen her yerde karşımıza çıkan soru edatlarını göreceğiz. Soru edatları hayatımızda da hayatın bir parçasıdır. Geldin mi, gittin mi, şu kaça gibi sorular günlük hayatta da sorulmaktadır. Bunun çok örneklerini Kur'an ayetlerinde görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi men. Men kim anlamında? Men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı? Halaga yarattı. Semavati gökleri vel ard arzı. Meni de başına getirdiğimizde gökleri ve yeri kim yarattı? Mesela ente sen demek. Men ente sen kimsin? Ya bu gibi yerlerde bu kelimeyi kullanırız. Ma ne anlamında? Ma çok geniş bir konu. Burada soru olarak ele alınacak. Ama bazı yerlerde daha başka özel anlamlara gelebiliyor. Onların her birine yeri geldiğinde dikkat çekeceğiz. Gale Firavunu, Firavun dedi ki ve me rabbül alemin, alemlerin Rabbi nedir? Hazreti Musa Firavun'a Allah'ı anlatıyor. Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim deyince Firavun alemlerin Rabbini tanımak istemiyor ve diyor ki Rabbül alemin ne? Ve soru edatı bazen mâze şeklinde de karşımıza çıkabilir. Yani peşine bir de ilavesi. Mesela ayette şöyle geçiyor. Kul unzuru mâze fissemâvâti vel ard. De ki göklerde ve yerde neler olduğuna dikkatle bakın. Burada dikkatle bakın unzuru nazar etmek. Nazarın kendisinde zaten dikkatle bakmak manası var. Tefekkür manası var. Bakın mâze nedir, nelerdir? Fissemâvâti vel ard. Göklerde, yerde neler var? Bunlara dikkatle bakın. Bir başka soru lime. Lime niçin anlamında? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Lime tegulune mâ la tef'alun. Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Tegulune söylüyorsunuz. Lime tegulune niçin söylüyorsunuz? Ya eyyühellezine amenu. Kolay mana verilebilecek bir bölüm. Ey iman edenler. Niçin söylüyorsunuz? Mâ la tef'alun. Tef'alun derken bunun fiilden geldiğini fark edebiliriz. La olumsuz yapıyor. İşte yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Bu edat lima olarak da kullanılır. Yani lime, lima aynı anlama geliyor. Eyne, nerede anlamında. Nerede, nereye? Mesela Allah-u Teala yanlış yolda gidenlere uyarıda bulunuyor. Yanlış fikre, kanaata sahip olanlara uyarıda bulunuyor ve diyor ki فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ nereye gidiyorsunuz? Yani bu tuttuğunuz yol yol değil bu anlamda. Nereye gidiyorsunuz? Günlük hayatta da muhatabımız bir kişi ise اَيْنَ تَذْهَبْ اِلَى اَيْنَ تَذْهَبْ nereye gidiyorsun deriz. Ve eyne mesela Hazreti Ali'ye soruyor bir tanesi. Eyne Allah, Allah nerede? Hazreti Ali cevaben diyor ki bu mekanla alakalı bir sualdir. Allah mekanında yaratıcısıdır. Mekan yok idi ama Allah yine var idi. Keyfe nasıl anlamında? Mesela keyfe halüke dediğimizde nasılsın anlamına gelir. Keyfe halüke, halin nasıl? Türkçe'de nasılsınız ifadesinin Arapça karşılığı. Kur'an ayetlerinde keyfe epey geçer. Mesela keyfe tekfurune billahi. Nasıl Allah'ı inkar edersiniz? Burada tekfurune küfürden geliyor. Kefara yekfuru tekfurun. Siz inkar ediyorsunuz anlamında. Billahi Allah'ı keyfe de soru yapıyor. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Yani etmemelisiniz, etmemeniz gerekir. Meta ne zaman anlamında? Mesela birisine deriz ne zaman geldin, ne zaman gittin?
Bu tarz kullanım Kur'an ayetlerinde ve Arapçada sıkça karşımıza çıkar. Mesela Allah yolunda mücadele veren peygamberler, onlarla beraber olanlar zaman zaman çok zor günler yaşamışlar. Ayet-i Kerime o zor günleri nazara veriyor ve onların şöyle dediğini bize anlatıyor. Diyorlar ki, Meta Nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman? Nasrullah, Allah'ın yardımı demek ve Türkçe'de bu isim olarak da kullanılır. Nasrullah, Allah'ın yardımı. Yani Allah lafzına başına abd getirirsek, Abdullah, daha diğer isimler de bu şekilde kullanılmakta. Meta Nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman? E ve hel, mu, mi anlamında kullanılıyor. Soru edatı olarak. E ilahumma Allah, Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Burada e'yi görmezsek ilahun bir ilah, ma Allah, Allah ile beraber. Allah ile beraber bir ilah. Ama e geldiğinde Allah ile beraber bir ilah mı var? Mana bu şekilde. Hel, o da yine soru olarak geliyor ve kendisinden sonra fiil gelir. Hel yestevil a'ma vel basir, a'ma ile basir olan, yani görmeyen ile gören bir olur mu? Bu nasıl kolay hatırımızda kalabilir? A'ma, Türkçe'de aynen a'ma olarak kullanırız. A'ma ile basir, o da bunun zıttı. Basar göz, basir gören. Görmeyen ile gören hel yestevi müsavi olur mu? Yani yestevi müsavi olmak, eşit olmak. Bu da kolaylıkla hatırımızda kalabilecek bir kelime. Kem, kaç anlamında, ne kadar anlamına da yerine göre geliyor. Gâle gâilum minhum kem lebistum. Ashab-ı Kehf ile alakalı bir ayet. Ashab-ı Kehf mağarada 300 yıl kalmışlar miladi takvime göre. Hicri takvime göre de 9 yıl daha yapıyor. 309 yıl olarak ifade edilir. Ama onlar ne kadar kaldıklarının farkında değiller. Kendi aralarında konuşurlarken gâle dedi, gâilun söyleyen birisi, minhum onlardan. Onlardan biri dedi ki, kem lebistum, ne kadar kaldınız? Ve onlar kendilerinin bir gün veya bir günün bir kısmı kadar uykuda kaldıklarını düşünüyorlar. Ama aslında 300 yıl uykuda kalmışlar. Kem edatı nice anlamında da kullanılır. Yani kem, kaç anlamına geldiği gibi nice anlamına da geliyor. Mesela, kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethiraten biiznillah. Nice az topluluk Allah'ın izniyle nice çok topluluğa galip gelmiştir. Burada kem nice anlamında. Fiye topluluk, galile az. Galil, en azından bazıları bu kelimeyi bilirler, az anlamındadır. Türkçe'de de yer yer kullanılır. Galebet, bu galebe Türkçe'de hani ilk kelimenin ilk harfi yumuşak G olmaz. Bundan dolayı galebe olarak Türkçe'ye geçmiştir. Galip gelmek Türkçe gibi bir kelimedir. İşte nice az topluluk galebet galip gelmiştir. Fiyeten kethiraten çok topluluğa biiznillah Allah'ın izniyle. Biiznillah kelimesi de bize yabancı değildir. Biiznillah Allah'ın izniyle demek. İşte ayet-i kerimeyi bir bütün olarak düşündüğümüzde sayıca nice az topluluk Allah'ın izniyle nice çok topluluğa galip gelmiştir. Manayı anlamak çok da zor değil. Başka bir ayet, burada da nice manası var. وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ. Nice beldeyi helak ettik. بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا. Refah seviyesinin şımarttığı. Burada ehlekna, biz helak ettik fiildir. Ehlekna. Ehlekna derken ehleke, helak az çok o kelime içinde görülüyor. Ehlekna, biz helak ettik. Min garyetin,
Gariye belde anlamında. Batırat Türkçe'de çağrışımı olmayabilir. Maişetehe maişet. Mesela birisinin geçimiyle alakalı maişetin nasıl deriz. İşte maişet Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir kelime. Yani yaşam refah seviyesinin şımarttığı nice beldeyi helak ettik. Eyyü hangi demek? Mesela desek ki eyyü kitab garate, hangi kitabı okudun? Bu şekilde kullanılır. Gul eyyü şeyin, de ki hangi şey ekberu şehadeten, şahitlik yönünden daha büyüktür. Eyyü şey hangi şey demek? Eyyü şey hangi şey? Ekberu daha büyük, kebir büyük, ekber daha büyük. Şehadeten şehadet yönüyle, şahitlik yönüyle hangi şey daha büyük? Yani insanların şahitliği mi yoksa Allah'ın bu böyledir diye şehadette bulunması mı? Elbette Allah'ın şahitliği en büyüktür. Ve Kur'an'dan bu soru edatlarıyla alakalı bazı örnekler görebiliriz. Bunlardan birisi وَمَنْ اَوْفَى daha vefalı kimdir? بِعَهْدِهِ ahdine مِنَ اللّٰهِ Allah'tan. Ahde vefada Allah'tan daha iyi kim vardır? Böyle de diyebiliriz. Tek tek kelime olarak düşünecek olursa men soru yapıyor. Men evfe. Evfe vefadan gelir. İstanbul'da bir semt adıdır. Ve insanlarda da olması gereken bir özelliktir vefa. Evfe daha vefalı demek. Kim daha vefalıdır? Bir ahdihi ahdine. Ahit Türkçe'de kullanıyoruz. İşte falanca ahdine bağlıdır. Yani verdiği sözü tutar anlamında kullanılır. Ahdine kim daha vefalıdır? Minallah. Allah'tan daha ziyade ahdine vefa gösteren kimdir? Yani yoktur. En ziyade ahdine vefa gösteren Allah'tır. Tabi Allah'ın ahdi derken ne anlayacağız? Şu anlaşılabilir. Allah-u Teala vaatlerde bulunuyor. İşte iman eden, salih amel işleyenlere şu var, şöyle mükafat var. Allah söz vermiş. Elbette sözünü yerine getirecektir. Yine menden bir örnek. Fe evveliyle alakalıdır. Fe, İngilizce'de so var ya, onun gibi bir fonksiyona sahip. Ben burada mealde artık kelimesiyle bunu ifade ettim. Men yehdi, kim hidayet eder? Doğru yola iletir. Men o kimseyi ki edallallah, Allah onu saptırdı. Allah'ın dalalette bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Yani bir kimse dalalet hak etmişse, Allah da onu yoldan saptırmışsa artık kimse onu doğru yola getiremez. Mâzâ ne anlamında? Mâzâ femâzâ ba'del hak, haktan sonrası nedir? İllet dalal, ancak dalalettir. Artık haktan sonrası dalalet değil de nedir? Burada hak aynen Türkçe'de kullandığımız şekliyle dalal, dalalet. Sonra bir te ilavesiyle düşünürsek hak ve onun mukabili olarak da dalalet. Haktan sonrası dalalet değil de nedir? Ve burada diğer alemde cehennemi hak etmiş olan kimselerle alakalı bir ayet. Ve onlar acaba dünyaya tekrar dönebilir miyiz? Bize bir fırsat verilir mi? Bunun arayışı içindeler. Allah'a yalvarıp diyorlar ki فَاَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا artık günahlarımızı itiraf ettik. فَاَتَرَفْنَا fe evveliyle alakalı اِعْتَرَفْنَا itiraf Türkçe gibi bir kelime. فَاَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا zünub, günahlar. وَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا yardım eyle kıyamette, yani böyle ilahilerde falan geçer. Günahlarımızı itiraf ettik diyorlar. فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ فَهَلْ, hel soru yapar. اِلَى خُرُوج, çıkmaya, مِنْ سَبِيلٍ, şimdi çıkmaya bir yol var mı? Yani cehennem ateşinden çıkmaya bir yol var mı? Bize bir çıkış ver diye feryat ediyorlar. Soru yapıyor.
mu mi şeklinde. Efe hukmel cahiliyeti yebgûn. E'yi görmezsek hukmel cahiliye, cahiliye hükmü, yebgûne arıyorlar. Ama e'de geldiğinde yoksa onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Cahiliye, cahillik dönemi anlamında. İslam öncesine cahiliyet deniyor. Yoksa onlar İslam'ı bırakıp da İslam öncesinin cahiliye hükümlerini mi arıyorlar? Burada E, kırmızıyla gösterdiğimiz soru haline getiriyor. Cahiliye bize yabancı değil. Cahil kökünden, cehalet kökünden hüküm var aynı zamanda. Hukmul cahiliye, cahiliye hükmü. Kolay bir ibare. Bu da Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin sözü. Kur'an-ı Kerim'de bize nakledilen. Onlar Yusuf'u en son kuyuya atmışlardı ama sonrasını bilmiyorlar. Yusuf çok büyük böyle sıkıntılardan sonra, şiddetli imtihanlardan sonra Mısır azizi oldu. Ve kardeşleri Mısır'a geldiler. İşte zahire alacaklar. Onun da başında Hazreti Yusuf var. Neticede Hazreti Yusuf onlara siz Yusuf'a ne yaptınız hatırlıyor musunuz diye sorunca beyinlerinde adeta bir şimşek çakıyor. Hayretle diyorlar ki galu dediler. E inneke le ente Yusuf. Onlar yoksa sen Yusuf musun dediler. Burada ente Yusuf, sen Yusuf'sun. Ama E bunun başına geldiğinde bunu soru haline getiriyor. Sen gerçekten Yusuf musun diye soruyorlar. Yine E soruyla alakalı Kur'an'dan başka bir örnek. Galet rusuluhum, o kavimlere gönderilen peygamberler dediler ki, onların elçileri, peygamberleri dediler ki, efillahi şekkün, Allah hakkında bir şek mi var? Şek, şüphe, tereddüt, fatır-ı semavat vel art, fatır yaratan anlamında bir yönüyle, gökleri ve yeri yaratan fatır, yaratıcı hakkında bir şek mi var? Burada E bunun soru haline getiriyor. Gale, sıkça geçtiğini söylemiştik. Bunu öğrendiğimizde, bir defa öğrendiğimizde Kur'an'daki yüzlerce farklı görünümünde anlayabiliriz bu kelimeyi. Rusulühüm, Rusul, Rasul. Rasulullah diyoruz mesela. Allah'ın Rasulü, Allah'ın elçisi anlamında. Rusul de çoğul. Galet Rusuluhum, onlara gönderilen peygamberler onlara dedi ki efillahi şekkun, Allah hakkında bir şek mi var? Şek, bu da Türkçe'ye yabancı değil. Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şek mi var? İzgale İbrahim'u, hani İbrahim şöyle demişti. Rabbi, ya Rabbi, erini bana göster. Keyfe nasıl, tuhyil mevte, ölüleri diriltirsin. Burada keyfe nasıl anlamına geliyor. Tuhyi, ihya etmek, hayat vermek. Mevte, ölüm, ölüler. Türkçe'de de meyyit diyoruz mesela. Meyyit için duaya, cenaze namazında meyyit kullanılır. Mevta tabiri de kullanılır. Allah mevtaya rahmet eylesin denilir. Demek ki bunlar Türkçe'ye hemen hemen aynı şekliyle girmiş. Efelem yenzuru ile semai fevgahum, üstlerindeki semaya bakmadılar mı? Burada yenzuru nazar etmek, bakmak, lem olumsuz yapıyor. E o da soru yapıyor. Onlar üzerlerindeki semaya fevgahum fevk. Fevkinde Türkçe'de kullanırız bunu. Üzerlerindeki semaya bakmadılar mı? Keyfe nasıl? Beneynâhe, biz onu bina ettik. Ve zeyyennâhe, ve süsledik. Keyfe nasıl anlamına geliyor? Beneyne, bina etmek. Bene, bina. Bakın telaffuzda çok yakın. Zeyyenne, zinetten geliyor. Nasıl süsledik. Tabii bunların nasıl beneyna olduğunu, nasıl zeyyenna olduğunu ilerleyen derslerde göreceğiz. O zaman bu kelimeleri tanımak biraz daha kolaylaşacak.
Peygamberimize bir hatırlatma yapılmış. Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinde bize bunu anlatıyor. Tebük seferi için münafıkların bir kısmı gelmek istemiyorlar. Yalandan mazeretler uyduruyorlar. İzin istiyorlar. Peygamberimiz de izin veriyor. Allah-u Teala o olaya atfen buyuruyor ki afallahu anke, Allah seni affetsin. Afe, affetmek. Af. Yani hemen hemen anlaşılıyor. Allahu Allah anke, Allah seni affetsin. Lime. Lime niçin demekti? Niçin? Ezinte lehum. Ezinte, ezine, izin vermek. Te, sen. Niye lehum? Niye onlara izin verdin? Burada da lime, niçin anlamına gelmekte. Şimdi okuyacağımız ayette ise eyyü. Eyyü hangi demekti? Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Belkıs'ın hikayesi anlatılır bize. Hazreti Süleyman'la olan durumları. Hazreti Süleyman işte Belkıs'ın varlığından haberi oluyor. Ve onun büyük bir tahtı, arşı olduğunu öğrenince yanındakilere şöyle söylüyor. Gale dedi ki Hazreti Süleyman, ya eyyühel mele, mele'e doldurdu demek. Mele, böyle göz dolduran kişiler, bir hükümdarın yakın çevresi gibi önde gelenlere mele denilir. Ya eyyühel mele, ey seçkin topluluk, ey yüce heyet, ey yüküm, sizden kim, hanginiz, yetini bana getirir bir arşihe, onun tahtını. Gablen yetuni müslimin, onlar müslim olarak, yani teslim olmuş olarak bana gelmeden onun tahtını kim bana getirir? Burada soru edatı olarak Eyyü kırmızıyla gösterilmiş. Ve son olarak da Rahman suresinde 31 defa tekrar edilen Febeyyâ lâ yirabbikümâ tükezziben, o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Eyyü başta kırmızıyla gösterilen, ale nimetler demek, rabbikume cin ve inse hitap, sizin Rabbiniz demek, tükezzibani tekzip, yalanlamak. O halde ey ins ve cin toplulukları, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Tükezziben işte yalanlamak. Türkçe'de keziban, gerçi buradan gelmiyor. Farsçadan gelen bir kelime. Keziban, maharetli kadın demekmiş. Bu ayet-i kerimeyle bir alakası yok. Ona da bu vesileyle dikkat çekmiş olalım. Soru edatlarını bu derste görmüş olduk. Ve gerçekten de bu soru edatları hem günlük hayatımızda hem de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde sıkça geçmekte. Bunları birer defa öğrendiğimizde yüzlerce defa karşımıza çıkacak. Diğerlerine mana vermemiz daha da kolay olacak.